Evet değerli arkadaşlar, cümleten hoş geldiniz. Basın mensubu arkadaşlarımızla biz bir araya gelmek için daha önce planlama yapmıştık. Belediye başkan adayımız Mevlüt Akgün Bey'in proje çalışmaları da tamamlandı. Biz öncesinde basın mensuplarıyla bunu ana başlıklar altında sizlere duyurmak için bir aradayız. Biz biliyorsunuz adayımız açıklandıktan sonra seçim koordinasyon merkezi çalışmalarıyla sahada çalışmalarımıza başladık. Her günü dolu dolu Kahraman'ın her kesimine ulaşacak şekilde programlarımız devam ediyor. Mevlüt Akgün Bey zaten hem sizler hem hemşehrilerimiz zaten yakından tanıyor. Kurucu il başkanımız aynı zamanda 3 dönem milletvekili olması sebebiyle Kahraman'ın tüm ilçelerinde, mahallelerinde her kesime ulaşmış, hiçbir parti ayrımı yapmaksızın çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir isim. Ben sözü fazla uzatmadan belediye başkan adayımıza vererek toplantımızı başlatmış oluyorum. Tekrar hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok değerli basın mensuplarımız, Kahraman'a değer katan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Afiyet olsun. Aslında epey zamandır sizlerle bir araya gelmek, hasbihal etmek, sohbet etmek istiyordum. Fakat seçim çalışmalarımızı aslında iki kısma ayırmıştık. Birincisi Kahraman'ın ihtiyaçları nedir? Sahada durumumuz nedir? Sahada gezdiğimiz zaman Kahramanlı hemşehrilerimiz bizim hakkımızda ne düşünüyor? Çalışmalarımızla ilgili görüş ve tavsiyeleri nelerdir? Aynı zamanda Kahraman'da belediyecilik hizmetlerini nasıl görüyor ve bizden beklentileri nelerdir diye sahanın bir fotoğrafını çekmek istedik. Yaklaşık 3 haftadır bu çalışmaları yoğun bir biçimde devam ettiriyoruz. Birinci kısmını bitirdik. Yani bizim elimizde şu anda sahanın bir fotoğrafı var. İkinci kısmına geliyoruz şimdi. İkinci kısmı da bizim Kahraman için belirlediğimiz Kahraman'a değer katacak, vizyon katacak, Kahraman'ın önünü açacak ve Kahraman'ın gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine katkı verecek projeler neler olabilir? Bunu nasıl uygulayabiliriz? Bunların kaynaklarını nasıl üretebiliriz? Bunların sahada uygulanma kabiliyetini test edip bunun altyapı çalışmaları nasıl oluşturabiliriz diye yaklaşık 3 haftadır bir proje ekibimizle de sahada çalışma yürütüyoruz. Onu hazırladığımız için seçim çalışmalarının ikinci evresinde geçtiğimiz tam da bugünlerde sizinle bir araya gelmek, hem bir hasbihal etmek, hem bir sohbet etmek, hem de cuma akşamı yapacağımız proje tanıtım toplantısına siz değerli basın mensuplarını davet etmek için bir araya geldik. Zahmet gösterdiniz, bize vakit ayırdınız. Her birinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii dünya zor bir dönemden geçiyor. Dünya tarihin kırılgan bir evresinden geçiyor. Şöyle baktığınız zaman savaş bölgeleri hemen hemen çevremizde, işte İsrail-Filistin uyuşmazlığı, İran, Suriye, Irak gibi ülkelerde yaşanan derin çatışmalar gerçekten tarihin çok zor bir döneminden geçtiğimizi gösteriyor. Dünyanın her yerinde huzursuzluk var neredeyse. Böyle huzursuz bir dönemde Kahraman ve ülkemiz, önce ülkemiz sonra Kahraman bir yerel seçime doğru gidiyor. Yerel seçimde bizim için en önemli husus Kahraman'ın huzurlu bir seçim ortamında demokrasiye uygun, millet iradesini öne çıkaran, insanlarımızın tercihine değer veren bir seçim çalışması yapmak. Yani çevremizdeki ve dünyadaki huzursuzluğu bir kenara bırakmak suretiyle Kahraman'ın adına yakışır diyoruz ya. Yunus Emre'nin sevgisi var burada, Mevlana'nın hoşgörüsü var. Dolayısıyla Kahraman'da güzel bir seçim ortamını, bize yakışan bir seçim çalışmasını yapalım. Seçim çalışmalarına bir değer katalım. İnşallah belediye başkanlığı bize nasip olursa Kahraman'da Kahraman'ın ufkunu açacak, Kahraman'a değer katacak projelerle bu şehre hizmet etmek fırsatını yakalayalım diye yola çıktık. Kahraman
Gerçekten 1991'den beri arkadaşlar ben Karaman siyasetinin içerisindeyim. İlk 91'de başlamıştım. O zaman Refah Partisi yönetim kurulu üyesiydim. Bu şehirde iki defa il başkanlığı yaptım. Belediye meclis üyeliği yaptım. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Karaman'da hafızamda kalan en değerli şeylerden birisi Karaman'ın sürekli olarak seçim çalışmalarının ve seçim sicilinin temiz olmasıdır. Yani tam da adına yakışır. Karaman'da bütün seçimlerde neredeyse hoşgörü ortamı içerisinde güzel bir yarışma, centilmence yarışmalar gerçekleşmek suretiyle Karaman her zaman huzurun adresi olmuştur. Bu seçimde de inşallah biz Karaman'da güzel, kaliteli ve huzurlu bir seçim ortamının gerçekleşmesi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Geçmişten bir anekdot anlatmak istiyorum. Yanılmıyorsam 2011 seçimleriydi. Rahmetli Fikret Ünlü Bey diye buradan rahmetle anmak istiyorum. Değerli spor bakanımızla birisi işte CHP'nin adayı, ben de AK Parti'nin adayı. Üçüncü dönem. Karaman öğretmen evinde birlikte kalıyoruz. Sabahları birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bazen birbirimize takılıyoruz. Abi sen bugün nereye gideceksin? İşte diyor ki ben sanayi tarafını gezeceğim. O zaman biz sanayiye gitmeyelim yani. Biz de pazara gidelim gibi. Böyle sohbet ve muhabbet ortamında biz seçim dönemi geçiriyoruz. Bir gün kahvaltıyı beraber yaparken Fikret Bey'in spor bakanlığından kalma tabii çok tanıdığı insan vardı. Kilis Spor İl Müdürü de Karaman Öğretmen Evi'nde konaklıyormuş. Sabah Fikret Bey'i görünce bizim masaya doğru geldi. Biz de birlikte kahvaltı yapıyoruz. Dedi ki Sayın Bakanım nasılsınız, iyi misiniz filan derken o da beni tanıttı. Dedi ki yanımda AK Parti'nin milletvekili adayı var. Birlikte kahvaltı yapıyor. Allah Allah dedi. CHP'nin adayıyla AK Parti'nin adayı. Birlikte kahvaltı mı yapıyorsunuz? Ya biz de dedik yani böyle bir şey ortamı yok. Yani bir gerginlik yok. Biz kardeşiz, dostuz. Karaman'ın insanıyız. Karaman'ın evladıyız. Dolayısıyla bir arada kahvaltı yapmamızın, bir arada görünmemizin hiçbir mahsuru yok. Bizim için dedik. Adamın çok hoşuna gitti. Biraz da hayret ifadesiyle ben milletvekilliği yaptığım dönemlerin hiçbirinde hiçbir aday hakkında, adayın şahsı hakkında kötü bir laf etmedim. Çünkü siyasi ahlakım, adaylarla ilgili bunlar Karaman'a hizmet etmiş insanlar. Şahsıyla ilgili kesinlikle bir olumsuz değerlendirmem olmaz. Çünkü bizim işimiz yanlış gördüğümüz bir politika varsa, yanlış gördüğümüz bir uygulama varsa onu dile getirmektir. Bu bizim vazifemizdir, tarihe ve ahlaka karşı sorumluluğumuzdur. Siyasete karşı da sorumluluğumuzdur. Yanlış bir şey görürsünüz, söylersiniz. Yanlış bir politika, yanlış bir uygulama görürsünüz, söylersiniz. Ama adayların şahsıyla ilgili, onların kişisel halleriyle ilgili, aileleriyle ilgili veya işleriyle ilgili herhangi bir kötü değerlendirmem hiçbir zaman olmamıştır. Hatta milletvekilliği döneminde gerek Hasan Çalışbey'le kendisini buradan hayırla yad etmek istiyorum. Gerekse rahmetli Fikret Ünlü Bey'le birlikte bazı yatırımlar için, Karaman yatırımları için bakanlara gittiğimiz olmuştur. Dolayısıyla Karaman hoşgörü kültürünün yoğun olduğu, bunun da siyasete yansıdığı, en derin kılcal damarlarına karşı kadar yansıdığı bir il olmuştur. Biz de bu seçim döneminde Cumhur İttifakı ortağımız değerli MHP ve onun belediye başkanıyla başta olmak üzere bütün adaylarla, bütün partilerle ilgili olarak yine söylüyorum, centilmence, hoşgörü içerisinde bir seçim kampanyası yürütmeye özen gösteriyoruz. Ben bütün adaylara ve bütün partilere burada başarılar diliyorum. Seçim olsun ama kazanan Karaman olsun, Karaman halkı olsun, kazanan dostluk olsun, kardeşlik olsun. Bizim seçim çalışmalarına bakışımız geçmişten beri hep böyle oldu. Bugün de hiçbir değişiklik yok. Aynı minvalde çalışmaya devam edeceğiz. Birinci kısmını biz az önce ifade ettik. Seçim çalışmalarında sahanın bir fotoğrafını çekelim istedik. Bugün itibariyle tamamladık. Bizim gördüğümüz
sahada zamanın bizim lehimize işlediği yönündedir. Çünkü biz çalışmalarımızı iki kısma ayırdık. İnşallah cuma akşamı bu kitapçıklardan hem basın mensuplarımıza hem de bütün Karaman halkına projelerimizi dağıtmaya başlayacağız, anlatmaya başlayacağız. Görsellerini Karaman'a afişe edeceğiz. Bir taraftan da Karaman halkı tabii siyasetçi karnesiyle kendini ifade etmesi lazım. Yani seçimde ne vaat etti, sonunda ne yaptı? Dolayısıyla ben 3 dönem tartıya çıktım arkadaşlar. Aday oldum. Neler yaptığımızı anlattık. Sonunda halktan onay almak suretiyle karnemizi ortaya koyduk. İşte bir sorumlu siyasetçi kimliğiyle çalışmalarımızın ön kısmını Karaman için düşündüğümüz projelere ayırdık. İkinci kısmını da Karaman'a bugüne kadar yaptığımız, doğru, bu çok güzel bir laf. Mevlüt Akgün Karaman'a ne yaptı? Benim için de kıymetli bir söz, benim önümü açan bir söz. İkinci kısmında da Karaman'a yaptığımız çalışmaları kısaca tamamını alamasak bile özet halinde milletvekilliği döneminde Karaman'a yaptığımız hizmetleri anlatmak suretiyle bir hemşerimiz eline aldığında hem yapacağımız hizmetleri bir değerlendirsin, düşüncelerini aktarsın hem de Karaman'a bugüne kadar geçmişte yaptığımız hizmetleri değerlendirme fırsatı bulsun. Bizi eleştirsin, bizi konuşsun. Çünkü ben her dönemde eleştiriye her zaman açık oldum. Ondan sonra yapacaklarımızı anlatma noktasında değerlendirmeleri her zaman açık oldum. Seçim çalışmaları başladığı günden bugüne kadar da esnaf dükkanlarında, pazar yerlerinde, ondan sonra mesela dün akşam kahveleri geziyordum. Kahvelerde vatandaş Karaman'ın ihtiyaçlarını nasıl ifade ediyor, neler söylüyor? İki, bizden beklentileri nelerdir? Üç, geçmişte yapılan hizmetlerde olumlu olumsuz değerlendirmeleri nelerdir? Hep bunları kendimize not etmek suretiyle bize yön veren, bizim önümüzü açacak, ufkumuzu açacak çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışma evresine devam ediyoruz. Ben özellikle bütün basın mensubu kardeşlerimi cuma akşamı Pirreis Kültür Merkezi'nde yapacağımız proje tanıtım toplantısına davet etmek istiyorum her birinizi. Orada uygunsanız görmek istiyorum. Burada yaklaşık yanılmıyorsam 55 tane proje hazırladık. Çok proje hazırlayıp sonunda yapamamış duruma düşmek istemem. Ve 5 yılın sonunda da Allah bize nasip ederse ya kitapçığı aldığında bir insan hangisini yaptın sorusunu rahatlıkla sorabilmeli bize. Geçmişte bu soruyu sordu, bir gün de sorabilmeli. Dolayısıyla böyle bir yöntem belirlemek suretiyle biz ana başlıklarla söyleyelim ama daha fazlasını yapalım diye yola çıktık. Dolayısıyla ben tekrar teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen, hasbihal etmek isteyen arkadaşlarla. Çünkü cuma gün zaten projeleri tek tek tanıtacağız. Orada soru cevap şeklinde olacak, bir de interaktif olacak toplantımız. Her ortamda arkadaşlarımız bizimle bir araya gelebilirler. Akıllarında ne soru varsa arkadaşlar, biz aday olarak çıktığımıza göre her şeyi sorabilirler. Bunda bir sınır yok. Ahlaki olmak kaydıyla, ondan sonra bir sınır yok. Hakaret etmemek kaydıyla her zaman her görüşe açığız, her soruya açığız, her düşünceye açığız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Her birinizi kalbi muhabbetle selamlıyorum. Tekrar sağ olun, var olun arkadaşlar.